Merhabalar arkadaşlar, PSVR'ın kutu açılımına hoş geldiniz. Burası Teknoloji. Talimatlar kitabı gördüğümüz en güzellerden birisi. Normalde bunları hiçbir zaman okumuyorum ama bu kitaba verilen çaba için saygım var. O yüzden bir ilk olarak bu kitabı okuyacağım. PlayStation VR'ın kutusu belki de son zamanlar gördüğümüz en güzel kutulardan birisidir. İlk açtığımızda en çok göze batan kablolardır. O kadar kabloya rağmen PSVR'ın kuruluşu gayet basittir. Processor Unit dediğimiz işlemci kutusunun dizaynı PlayStation ailesine yakışan bir dizayn. Bu kutu sayesinde sen PSVR oynarken arkadaşların aynı anda TV'de senin gördüğün görüntüyü izleyebiliyorlar. Bazı oyunlar var, mesela Playroom VR. Bu oyunda PlayStation VR'ı kullanan kişi TV'de oynayan kişilerden değişik bir ekran görüyor. Bunun sayesinde komik ve orijinal gameplay'li oyunlar oynayabiliyorsun. Ne yazık ki böyle bir fonksiyonu sadece tek bir oyunda görebildik. Processor Unit son bir özellik daha katıyor bizim Virtual Reality maceramıza. Sesi alıp 3D audio'ya çeviriyor ve kulaklıklara bu sesi 3D olarak yolluyordur. Pekala, bu ne demek oluyor? Mesela sağınızda bir müzik seti olduğunu düşünün. Virtual Reality içerisinde başınızı sola doğru çevirdiğiniz an bu müzik sesi arkanızda kalıyor ve müziğin sesi arkadan gelmiş gibi oluyor. Bu son katkı küçük de olsa aslında çok büyük bir özelliktir ve Virtual Reality maceramızı olduğundan daha da sürükleyici yapıyor. VR oyunları aşırı bir sürekleyicilik özelliğine sahiplerdir. Beyin resmen kendini oyun dünyasının içerisinde zannediyor. Şu anki oyunların çoğu uzun bir tek demosuna benzediklerine rağmen VR oyunları normal bir TV'de oynanan oyunlarla hiç kıyaslanmayacak bir seviyedelerdir. Grafik olarak oyunlarda bir sorun yok ama ne yazık ki resolution biraz düşük. Tek bir göze 960'a 1080 piksel kalıyor ve bu mesafedeki bir ekran için bu biraz düşük diyebilirim. Bu genelde herhangi bir VR headset olursa olsun hepsinde yaşanan bir sorun. Bunun yüzünden screen door effect dediğimiz engel oluşuyor. Screen door effect'e rağmen birkaç dakika oynadıktan sonra bunun farkına bile varmıyorsun. HTC Vive'ın Room Scale dedikleri özelliği kadar olmasa bile PlayStation VR da böyle bir özelliğe sahiptir. Kamerayı güzel bir mesafede uygun yüksekliğe koyduğunuz an Virtual Reality'de yürüme imkanın bile olabiliyor. Benim dediğim mesafede Job Simulator oyununda baya bir yürüme serbestliği vardı. Hatta o kadar yürüyebildim ki ofisimden çıkıp başka bir ofise girdim. Yani imkan var, sadece oyundan oyuna değişebiliyor. Mesela Batman oyununda bu kadar serbestlik yoktu. Ve Batman'de boy da ölçülmüyordu. Bu yüzden benim için Batman oyununda oynadığım karakter bana biraz kısa geldi. Ama Job Simulator'da bu problem yok. Çünkü bu oyun kollarını uzatmanı istiyor ve tüm PlayStation Move kontroller arasındaki mesafeyi ölçüp oynayan oyuncunun boyunu tahmin ediyor. Ve azıcık da olsa bu yöntem sayesinde PlayStation VR maceramız daha da sürekleyici oluyor. PSVR'ın resolution'ı hepsinden düşük olmasına rağmen önceden bahsettiğimiz screen door effect hepsinden de azdır. Refresh rate 90 MHz ve 120 MHz olduğu için diğer VR headsetlere üstündür konuda. Bunun sayesinde oynadığım oyunlarda ben hiçbir mide bulantısı veya baş ağrısı yaşamadım. Çok stabil bir frame rate'e sahip ve head tracking dediğimiz kafamızı takip eden özelliği bunun sayesinde gayet iyidir. Ama PlayStation Move controller'ları bunun kadar iyi değiller. Zaman zaman controller'lar tracking'den çıkıyor ve arkanı döndüğün an hiçbir şekilde gözükmüyorlar. Ne yazık ki Sony'nin headseti bu konuda Oculus ve HTC'ninkiyle kıyaslanmaz. Şu anki mevcut oyunlar fazla olmasa da olanlar gayet zevk vericilerdir. İnşallah gelecekte game endüstrisinin büyük şirketleri de VR için oyun yapmaya başlarlar ve daha sürükleyici ve daha uzun oyunlarla karşılaşırız.
Videoyu izlediğiniz için teşekkürler sayın seyirciler. Sayfamızı beğenmeyi unutmayınız ve daha çok video istiyorsanız baş parmağa basınız. Görüşürüz. Fatti degli da fuori. E c'è ancora stesso, non ti sono già. Sono le cantine. Che bello!